Mutfağa Daha Yıkalım'a hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin tarifini istediği yöresel lezzetlerden fasulye tiplisi tarifim var. Ben bu tarifi birkaç defa yapmıştım. Bugün en az malzemeyi hazırlayacağım. Burada 250 gram taze fasulyem var. Onu küçük küçük doğradım. Ve bir su bardağı pirincim var. Tenceremi ocağın üzerine aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve ısınmaya bırakıyorum. Isınan yağın içerisine kuru soğan ilave ediyorum. Karıştıralım. İlk olarak fasulyemizi pişireceğiz. Sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Aynı fasulyeli pilav gibi oluyor. Soğanlarım kavrulmaya başladı. İçerisine yıkamış olduğum fasulyemi ilave ediyorum ve küçük küçük doğradım. Bu tarifte fasulye küçük küçük doğranır. Karıştıralım. Rengi dönene kadar bu şekilde orta ateşte karıştıracağız. Gördüğünüz gibi rengi dönmeye başladı fasulyelerin. İçerisine domatesi ilave ediyorum ve tuzunu. Güzelce karıştıralım. Sonra ocağımızı en kısık ateşe alacağız. Kısık ateşte de fasulyeler kendi suyuna pişecek domatesle beraber. Benim kullandığım fasulyeler taze fasulyeydi. Daha ilk mahsullerden. Eğer sizin kullandığınız fasulye kart ise içerisine yarım çay bardağı daha su ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte yumuşamayı bırakalım. Fasulyelerim yeteri kadar pişti gördüğünüz gibi. Kendi suyunu saldı ve çekti. Ortalama 20-25 dakikada pişiyor zaten. Bir su bardağı pirinç kullanacağız. Pirincimizi güzelce ekeyim. Pirincimi ilave ettim. Kavuralım. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, pul biber. Ben tuzunu fasulye ilave etmiştim pişme esnasında. Şu an tuz ilave etmeyeceğim. Kavurmaya devam edelim. İçerisine 3 su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Pirincin de biraz kavrulsun. Son ilave edeceğim suyunu. Bu tarifte salça kullanmıyoruz. Domatesin kendi rengi yeterli olacaktır. Şimdi suyu ilave ediyoruz. İçerisine 3 su bardağı su kullanacağız. Suyunu ilave ettim. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Kapağı kapalı olarak. Fasulye diplemiz pişti. Gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekti. Ocağımızın altını kapatalım ve 5-10 dakika dinlendirelim. Havlu peçete koymanıza gerek yok. Çünkü tane tane olacak bir pilav değildir. Fasulye diplemiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.